suresini dil yönünden inceliyoruz. Felak suresinin irabına, sarf yönüne, edebi yönüne, tecrit yönüne ve kıraat yönüne değinmeye çalışacağız. Bu bağlamda hemen dil incelememize başlıyoruz. Suratul Felak, Felak suresi, Kur'an-ı Kerim'in dizilişte, yani Musaf'taki sırasına göre 113. suresi oluyor. Tabi surelerin başında hemen besmele vardır. Biz besmeleden önce kısaca istiaze de değinmek istiyoruz. İstiaze, yani Euzubillahimineşşeytanirracim diye de bilinir. Estaizubillahimineşşeytanirracim diye de bilinir. Birkaç şekilde istiaze metni vardır. Cümle neyle başlıyor? Euzü. Euzünün aslı euz idi. Yani e'u değil idi, e' idi. Onun üzerinde zamme vardı. Zamme vava ağır geldiğinden ne olmuştur? Ayn harfine aktarılmıştır. Böylece e'u olmuştur. Yani e'uzun aslı neymiş? E'uzmuş. E'uzu fiil muzaridir. Raf alameti zammedir. Fail ise müsitir olan enedir. Yani e'uzu ben sığınırım. Ben nereden geldi? Ene'den geldi. Gizli bir zamir vardır. Gizli zamir faildir. Gizli kelimeler Arapçada çokça vardır. Yani tabi buna adet vermek mümkün değil. Oturup günlerce saymak gerekir. Gizli harfler, hatta gizli kelimeler. Gizli derken burada bir esrar yok yani. Dil kaidesi gereğince gizlenmiş olan kelimeler ve harfler mevcuttur. Buna en basit örnek, metni tabi de gizlenmiş olan eliftir ve diğer harflerdir. Buraya fazla değinmeyelim çünkü konumuz bu değil. Hemen sureyi incelemeye başlayalım. Önce hakkında konuştuk. Gerisi zaten bellidir. Yani billahi de işte ba harfi cer, Allah mecrur de devam ediyor. Besmele'nin irabına ise zaten yeterince değinmişizdir. Diğer sureleri inceleme videolarımızda bunlara değindik. Böylece Kul eûzü bi rabbil felak ilk ayetimizi incelemeye alalım. Gul kelimesi tabi emri hazırdır. Sükun üzere mebnidir. Bunun mazisi yani kökü diyelim gale'dir. Gale'nin de aslı gavele'dir. Yani gale'deki kafı uzatan elifin aslı vav'dır. El vavu vel ya'u izâ teharrakata ve enfeteha mâ gablehumâ gulübeta elfen. Maksutta geçen bu kaideye binaen gavele gâleye dönüşmüştür. Dönüşüm bu şekilde olmuştur. Muzarisi yekvulu aslında aslı budur. Ne olmuştur? Yegulu olmuştur. Yani gavele yekvulu birinci baptır. Sülasi mücerret baptır. Sülasi mücerret olan gavele yekvulu fiili gâle yegule'ye dönüşmüş. Oradan da emri hazır aslında ukvul diye gelirdi de o da yine kurallara tabi olarak gul şeklinde gelmiştir. Kul emri hazır dedik. Sükun üzerine mebnidir. Yani bir fiildir. Öyleyse fiile ne lazım? Yani bilindiği üzere en basit kitaptan örnek verelim. Avamilde ne geçer? Amili kıyasi bölümünde. Madde 1 der ki فَكُلُّ فَعْلٍ يَرْفَعُ وَيَنْصِبُ Her fiil raf eder ve nasbeder. Tabi fiil tamsa. Ve mütaddi ise. Şimdi gul aslı galeydi dedi. Kim dedi, ne dedi, kime dedi gibi bir sürü şey sorabileceğin de mütaddi fiildir. Dolayısıyla kendisine faile meful gerekir. Fail nedir? Entedir. Gul de. Kim desin? Ente, sen de. Ente nedir yani? Müstetir zamirdir. Tahtından müstetir zamirdir. Vücubidir istitarlığı. Buna ne lazım? Bir de meful lazım. Meful ne olur? Eûzü bi rabbil felak olur ki bu da gavlin megulüdür. Buna gavlin megulü derler. Yani diyen kişinin dediği cümle. Kişi ne dedi? Kişi ne dediyse o gavl maddesinin mefulü olur. Buna göre gul cümlesinin irabtan mahallesi olmayacaktır. Gul fiil, ente faili, birinci ayetin diğer geriye kalan kelimeleri onun mefulü olmaktadır. Ve cümle olarak gul cümlesinin irabtan mahalli yoktur. Kul cümlesinin irabtan mahalli yoktur dedik. Sıra geldi Eûzü'ye. Eûzü
Fiil muzaridir, merfudur zamme ile ve faildir. Pardon, faildir demeyelim. Faili kendisinde vücubi olarak gizlenen bir zamirdir ki o da ene'dir. Ene'nin gizlenmesi neymiş? Vücubi, yani mecburidir. Vücubi derken mecburiliği kastediyoruz. Şimdi e'üzü nedir? Yine fekülü fe'nin yerfa ve ensibu kaidesi cereyan ediyor. Fiildir. Yani fiil muzaridir dedik. Tamam, fiildir. Fiile ne lazım? Fail lazım. Fail enedir dedik. Ne lazım göre? Meful lazım. Yani kime sığınırsın? Rabbil felak. Sabahın Rabbine sığınırsın. Yani sığınırız diyelim. Mana sığınırım da şu an mana üzerinde durmuyorum. Dolayısıyla Rab ne olacaktır? Meful olacaktır. Buna göre önümüzü cümlesi kavlin mekulü olarak mahallen mensup olacaktır. Bir Rabbil felâ geldiğimiz zaman ise nedir bu? Car ve mecrurdur. Mutallakun bi e'ûzü. Car, mecrur. Mesela değil, bizzat kendisi. Bi harfi car. Yani ba diye adı vardır da bi diye harekelenmiş. Yani buna kimse b demesin. Bu harfin adı b değildir. Elif, b, t yanlıştır. Elif, ba diyeceksin. Elif, ba. Yani ba harfi cer zaten el ba'u lil sak ve sa'at el musahabet el mukabele ve ta'diyet diye kafiyede geçer. Munil ile birlikte daha fazla anlatılır gerçi manası da şu an manası üzerine durmayacağız. Buradaki bi diye yazılan ba harfi cerri harfi cerdir anlaşıldığı üzere. Hemen ardından gelen rab onun mecrurudur. Rab aynı zamanda mecrur, aynı zamanda muzaftır. Neyin muzafı? Felak kelimesinin muzafıdır. Dolayısıyla felak kelimesi de ne olacaktır? Muzafın İleyh olacaktır. Muzafun ileyh tabi izafet nedeniyle mecrurdur. Celalameti ise kesredir. Bununla birlikte Rab kelimesi Rabbe yerubbu yani birinci baptandır ki Rabbe aslında Rabbe yerbubu. Rabbe yerbubu. Ne olmuş? İdgam olmuş. İdgam bahsi yine gramer kitaplarında en basit olarak nerede geçer? Mesela sarf ilminin bina kitabının son sayfalarında geçer. İdgam bahsi. Caiz, vacip ve mümteni olarak geçer. Burada da oradaki kurallara binaen rabbe, rabbe olmuştur. Yerbubu, yerubbu olmuştur. Yani bir rabbi derken rab kelimesinin aslı rabbe yerubbu'dan gelmektedir. Birinci baptandır. Felak kelimesi ise el subuh manasında isimdir. Subuh yani sabah manasında bir isimdir. Dolayısıyla gul ente, sende ki, e'udhu, ben sığınırım, ene yani. Neye veya kime sığınırım? Bi rabbil felakli, sabahın Rabbine sığınırım. Sen böyle de. Allah emrediyor yani. Gul, sende, emir kalıbı, emri hazır. Böylece ilk ayet üzerinde ne yönden durduk? İrabına değindik. Bunun dışında sarf kısmına birazcık değindik. Bunun dışında farklı bir şeye henüz değinmedik. Bitirelim. Daha sonra edebiyat ve kıraat ve tecvid yönüne değineceğiz. Önce bir nahiv sarf yönüne değinelim. Daha sonra diğer kısımlara değineceğiz. Min şerri ma halak. Tabi ben bunu okurken min şerri yani tam adabına uygun okumuyorum. Çünkü konumuz Kur'an-ı Kerim okuyuş değil yani dil üzerinde duruş. Yoksa üzerinde duracak olursak okuyuş üzerinde insanların bir kısmı ne yapmaktadır? Min şerri yapıyor ki bu yanlış yani min olmaz. Min ince yapmak gerekir. İfa burada min şeklinde kalınca değildir. Min şeklinde ince olması gerekir. Ve 1,5 elif miktara tutulması gerekir. Yani şu an kıraat üzerinde durmuyorum. O yüzden bu nasıl okuyor demeyin. Çünkü buradaki amaç Kur'an-ı Kerim okumak değil de Kur'an-ı Kerim'in dil üzerinde durmaktır. Zaten kelime kelime okuyorum dikkat edilirse. Min şerri ma car ve mecrurdur. Üzü ile mutallaktır. Yani harfi cerrin harfi cer neyle mutallaktır denilirse üzü ile mutallaktır denilir. Min harfi cer şer mecrur dedik. Madem bahsedersek isim mensuldür. Ellezi manasına gelen isim mensuldür. Mebniun ale sukuni sükun üzere mebnidir. Fi mahalli cer yani mahallen mecrurdur. Ne sebebiyle? Bil izafeti. İzafet nedeniyle. Çünkü min harfi cer, şer onun mecruru, şer aynı zamanda muzaf, ma ise onun muzafın ileyhi olmaktadır.
Şimdi bu ikinci ayetin son kelimesi olan halak kelimesi üzerinde duruyoruz. Yani okuyuş üzerine durmak yine gerekirse bir halak halak demek var. Bir halak demek var. Bir de helak demek var. Helak demek var. Yani Kur'an-ı Kerim okuyuşumuz esasen çok yani okuyuşumuza dikkat etmemiz gerekir. Çünkü ne derler? Bir nokta kör de eder, gör de eder. Mana değişir. Burada da halak, helak ve helak şeklinde ve helek şeklinde mana aşırı derecede değişmektedir. Mesela halak yerine ha'nın noktasını kaldır. Helak diye okursak tıraş. Ha yerine Türkçe'de kullanılan H'ye en yakın olan H'ye, gene aynı değil de en yakın H'ye getirirsek helak olur. Sondaki kafı Türkçe'deki ki harfindeki K'ye getirirsek helek olursa heleke helak oldu şeklinde mana aşırı derecede değişir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim yani okuyuşumuza dikkat etmemiz gerekir. Bir kişinin kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i iyi derecede öğrenebilmesi neredeyse imkansızdır. İmkansızdır demiyorum. Olur olur yani ama çok aşırı derecede zor bir şey olsa gerek bu. Dolayısıyla her kişinin artık 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl Kur'an-ı Kerim okumayı düzgün öğrenebilmesi için ders alması gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumadan gidip farklı şeylerle uğraşmak doğru olmasa gerek. Halak üzerinde durursak birinci baptan gelir. Halaka birinci bab. Yani halaka yahlugu. Farklı bablardan, farklı manalarda da gelir. Mesela halak kelimesini oluşturan ha, lam ve kaf harflerini haluga şeklinde de okunmuştur. Tabi yani farklı bablardan gelmiştir diyorum ya, farklı bablardan da gelir. Örnek haluga şeklinde de gelir. Daha farklı şekillerde de gelmektedir. Halak fiil mazidir. Mebnun alel fethi. Fetha üzeri mebnidir. Çünkü fiil mazidir. Müfett müzekker gayet daima halaka şeklinde son harfi fethalı gelir. Fiil mazinin son harfini halegu veya halegi yapamayız. Halak şeklinde sonunda cezim de olamaz. Geçiş halinde vasıl da olmaz. Duruş halinde zaten durduğumuzdan arizi olarak gelmektedir. Faili ise müstitir olarak kendisinde gizlen yani cevazi olarak kendisinde gizlenmiş olan hüve zamiridir. Yani halaka hüve. Halaka fiil neydi? Avami kitabı Amil Kıyası bölümü madde 1. Amil Kıyası bildiğiniz üzere 9'dur. Birincisi neydi? Mutlak fiil. Her fiil raf eder, fail alır, nasb eder, mef'ul alır diye geçer oldu. Fikullü fern yer fevensi bu. Ya bu da fiildir öyleyse raf edip fail alması gerekir. Fail nerede? Görünmüyor. Kural yanlış mı? Kural yanlış değil. Nedir? Gizli bir kelime var orada. Kelimenin kısımlarından olan zamir vardır. Hani ben nerede göremiyorum? Gizli diyoruz. Görememen gayet normal. Demek ki ne varmış orada? Hüve zamiri varmış. Müstetir olarak. Yani takdir edilmiştir. Esasen yazıda yoktur da mana gereği var olduğu dilciler tarafından biliniyor. Çünkü nedir? Fail olmadan fiil meydana gelmez. Burada böyle bir kural var değil mi? Genel kural. Fail olmadan yani bir işi yapan olmadan iş yapılabilseydi o zaman dünyayı yaratan olmadan dünyanın da olması gerekirdi. Yani fail yok. Yaratıcı, yapıcı bir işi, bir eylemi gerçekleştiren olmadan bir iş meydana gelebilseydi o zaman Allah olmadan da dünya meydana gelmiştir denilmesi bazı tarafından düşünülebilirdi. Biz düşünürdük demiyoruz da bazı tarafından düşünülebilirdi. Dolayısıyla fail olmadan fiil meydana gelmez. Fail gerekir ki o da hüve zamiridir. Halak cümlesi, yani halak nasıl cümle? Bir kelime hüve failidir. Dolayısıyla fiil fail bir cümle oluşturur. İşte bu cümle nedir? Sıla cümlesidir. Çünkü ismi Resul'den sonra gelmiştir. Bu yüzden la mahalle leha min el-i'rab. İrab'tan kendisi için bir mahal yoktur. Yani buranın aslı nedir? Ellezî halaga hu diye düşünülebilmektedir. Sıra geldi diğer ayetimize. Evet, ve min şerri ayeti. Şimdi baştaki vav atıf harfidir. Dolayısıyla ne deriz buraya? Biz deriz ki ma'tufun bil vavi ala min şerri. Min şerri üzerine vav vasıtasıyla, sebebiyle, aracılığıyla ma'tuftur. Yani burası ma'tuftur. Min şerri ise ma'tufun aleyhtir ama hangi min şerri? Birincisi. Gasık kelimesi
muzafın ileyhtir. Çünkü min harfi cer, şer onun mecruru, şer aynı zamanda muzaf, gasik de onun muzafın ileyhidir. Burada her zaman hatırlattığım bir şey yine meydana geliyor. O da nedir? Şer kelimesi nekredir. Nekre olmasına rağmen başındaki harfi cer ona neden acaba tek esre vermiş de min şerrin diye olmamıştır da tek esre almıştır, temin almamıştır. Çünkü kendisi muzaftır. Şayet muzaf olmasaydı min şerrin diye okunacaktı. Yani iki esre alacaktı. Muzaf bilindiği üzere tenvini kabul etmez. Bundan dolayı tek esir almıştır. Gasık bununla birlikte gasık nedir? İsmi faildir. İza ve kap. İza nedir? Zarf-ı zaman. Zaman zarfıdır. Zaman bildiren bir kelimedir. Mebniyun ale sukuni. Sükun üzere mebnidir. Fi mahalli nasb. Nasb mahallindedir. Yani mahallen mensuptur diyebiliriz. Ve kap fiil mazidir. Mebniyun ale fethi. Az önce geçmişti zaten. Halak kelimesi gibidir bu da. Müfet, müzekker, gayb, mazi fiiller daima nedir? Fetha üzere mebnidir. Bunun kaçışı yoktur. Bununla birlikte vekabın muzarisi yegibu. Yegibu. Yani vekabe yegibu. Peki fekülü fe'lin yerfa ve yensibu. Her fiil raf eder, fail alır, nasb eder, mef'ul alır. Vekabın faali nerede? Tıpkı halakta olduğu gibi hüve zamiridir. Ve zamirini tabii ki müstetir zamir, gizli zamir de gizliliğinin hükmü nedir? Cevazidir. Şimdi vakap cümlesi yani vakap fiili ve faili olan hüve zamiri bir cümle olarak mahallen mecrurdur. Çünkü hemen sağında muzaf olan kelime mevcuttur. Diğer ayetimize geçiyoruz. Bindi üzere min harfi cer, şer onun mecruru, şer aynı zamanda muzaf, ennefasati onun mecrurudur. Nitekim şer kelimesi görüldüğü üzere tek esir almıştır. Neden? Çünkü muzaftır. Muzaf olmasaydı iki esir alabilirdi az önce geçtiği üzere. Nefasat kelimesi esasen nefasun idi müzekkeri. Müennesi nefasetun. Şu an görüldüğü üzere nefasat diye gelmiştir. Çünkü müennes müfredin bu cemisidir. Yani cem müennes salimdir. Fi harfi cer el-ukab ise görüldüğü üzere cer esre ile mecrurdur. Peki car ve mecrur neyle mutallaktır? Nefasat kelimesiyle. Sıra geldi son ayete. Ve min şerri. Şimdi esasen bunun irabı ne gibidir? Üçüncü ayetin irabı gibidir. Yani ve min şerri gâsıkın izâ ve gâb nasılsa bu da öyledir. Min harfi car, şer onun mecruru. Şer aynı zamanda muzaf, hasidini cer etmiştir. Hasid bilindiği üzere ismi faildir. İza zaman zarfıdır. Haset ise birinci baptan fiil mazidir. Fetha üzeri mebneydir. Hüvesi müstetir olarak cevazi olarak müstetirdir. Hasedin failidir. Haset cümlesi bir cümle olarak burada yine nedir? Mahallen mecrurdur. Şimdi ne yaptık? Burada yani sarf ve nahiv üzerinde, irab üzerinde durduk. Biraz da diğer yönlerden duralım. Mesela ne şekilde durabiliriz? Kıraat üzerinden duralım. Bu e'ûzü gule'ûzü diye de okunmuştur. Gul e'ûzü gule. Yani lamın fethası ile hemzenin hazfi ile okunmuştur. Bu şaz kıraattir. Şu an şaz kıraatleri işliyorum. O anlattığım şekilde siz okumayın yani. Aa böyle dokunuyormuş böyle okuyalım demeyin de. Ben sadece böyle şeylerin var olduğunu duymanız bilmeniz açısından anlatıyorum. Yoksa siz duyduğunuz bildiğiniz şekilde okuyun. Hatta okuyuşum yanlıştır deyip kendinize bir hoca bulup dinletin. Bul e'udhu yazıyor. Yani cumhur böyle okumuştur. Alimlerin çoğunluğu bunu kabul etmiştir. Doğrusu budur demiş. Birkaç kişi de bu le yani lama fetha vermiş. Gu le. Gu le. Hemzeyi de hasfetmiş. Gu le. Rüzü. Rüzü değil de rüzü diye okumuştur. Kim böyle okumuş? Verş böyle okumuştur. Bunun dışında başka ne söyleyebiliriz? Mesela min şerri ma. Min şerri ma hakkında ne anlatabiliriz? Min şerri ma. Min şerrin yani şer kelimesinin iki esrisiyle yani tenviniyle de okunmuştur. Kim okumuş? Ebu Hanife, Amr bin Faid. Min şerrin.
Yani Ra'nın iki sesiyle de okumuşlardır. Tabi bu anlattıklarım nerede geçiyor? Unutmazsam anlatım bitince söyleyeceğim. Bu kıraat şeylerini nereden aldık? Kaynak önemli tabii ki. Bunun dışında halak kelimesi. Halaga kelimesi huliga diye de okunmuştur. Huliga. Halaga huliga. Halaga'yı huliga yaparsa meçhul olmuş olur. Yani mana malumden meçhule dönüşmüş olur. Gasik kelimesi gasif diye de okunmuştur. Yani kaf yerine fe de okunmuştur bu. Bilindiği üzere noktalamalar ve harekeler daha sonradan yazılmıştır, konulmuştur ayetlerin üzerinde. Bunlar ilk başta böyle değildi. Hareke falan yoktu. Gasigin, gasifin. Kaf yerine fe ile de okunmuştur. Neffasat kelimesi nüffasat diye de okunmuştur. Neffasat, nüffasat. Kim okudu? Hasan böyle okumuştur. Aynı zamanda nefisat diye de okunmuştur. Sonuncu olarak hasit kelimesine değinelim. Bu yani hasidin diye de okunur. İmale ile ha'nın esresi ile de okunmuştur. Yani ha da okunmuş, hi de okunmuş ama imale uygulanmıştır. Bu şekilde kıraate de değinmiş olduk ama kaynağını verelim unutmadan. Mu'camul Kıraat adlı kitap vardır. 10. cilt. Sayfa 645-648 arasında Felak suresi işlenmiştir. Biz de tabii ki bu kıraat, şaz kıraatleri oradan aldık. Şaz olduğunu tekrarlıyorum. Yani bu şekilde okumayın. Amaç neydi bunları anlatmakta? Böyle bu şekilde kıraatlerin de var olduğunu bilmeniz, duymanız, görmeniz amaçlı bunları anlatıyoruz. Ne anlattık? İrab anlattık, sarf anlattık, kıraat anlattık. Geriye edebiyat ve tecvid kaldı. Evet, ne diyebiliriz? Mesela edebiyat olarak bir Rabbil Felak. Rabbil Felak derken gördüğünüz üzere Rab muzaf, Felak muzafun ileyh. Yüce Allah burada ne yapmıştır? Kendi ismini Sabaha muzaf kılmış. Bu muzaf da ne yapar? Teşrifik, yani bir şeref kazandırır sabaha. Çünkü Allah ismiyle izafete girmek, yani onun isminden sonra gelmek ve bir isim tanımlamasının meydana gelmesi bir şeref ifade eder. Bununla birlikte ayetlerin sonunda bulunan işte felak, halak, lakap, hukat, haset kelimeleri burada pardon vekap dahil değil diyelim. Kelime sonlarında bir uyum gözlenmektedir. Dolayısıyla ne vardır? Kelime sonlarında seci vardır. Ayetlerde şer kelimesinin tekrarını görmekteyiz. Mesela görüldüğü üzere ikinci ayette şer geçmiş. Üçüncü ayette şer geçmiş. Dördüncü ayette şer geçmiş. Sonuncu ayette şer geçmiş. Bu neye gösterir? İtnaptır. Ve buna bir dikkat çekmelidir. Şere dikkat edin manasına gelmektedir. Oysa ayette lafzen şerli şeylere dikkat edin geçmiyor. Ama bunun tekrarı bunu ifade etmektedir. Yarattığı şeylerin şerrinden, yani min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden sığınmaktan bahsediliyor. Yarattığı şey esasen her şeyi kapsamaktadır. Allah'ın yarattığı her ne varsa ki o şerlidir, işte onların hepsini kapsıyor. Dolayısıyla tekrar gelip onun dışındaki şeylerden ayrıca bahsedilmesi Türkçe bakımından, dikkat edin, Türk dili bakımından anlatım bozukluğudur. Neden? Çünkü ilk ayet zaten geneldir. Genelden sonra yani umumidir. Umumiden sonra daha dar manada kelimeleri getirmek anlatım bozukluğudur Türkçe'ye göre. Oysa bir anlatım bozukluğu değildir. Bir ne dedi? Edebi sanattır. Neye göre? Arapçaya göre. Demek ki yani meal okurken mesela bazıları diyor ki yani bu nasıl bir meal işte önce yarattığı şeyler diyor ki bu her şeyi kapsar zaten. Daha sonra gelip işte üfürükçüden yok hasetçinin şerrinden niye diyor ki hasetçinin şerri yani haset zaten yarattığı şeye dahildir. Dolayısıyla onu daha sonra söylemiş olması Türkçe bakımından yanlıştır diyor ama bu Türkçe'ye göre böyle. Bu Kur'an-ı Kerim Türkçe değil ki. Kur'an-ı
Kur'an-ı Kerim Arapça. Dolayısıyla bunu Arapça değerlendirmek gerekir. Arapça değerlendirecek ilmi de yoksa bir adamın ne yapıyor? Kendi diline göre çözümleme yapmaya çalışıyor ve hataya düşüyor. Biz buna ne diyoruz? El khas ba'del am diyoruz. Am'dan sonra khasın zikri, yani genelden sonra daha özelin, daha dar mananın zikredilmesi. Biz buna bu şekilde ad vermişizdir. Ki bu anlatım bozukluğu değildir. Ama bunu Türkçe'ye birebir çevirirsen Türkçe dil bakımından anlatım bozukluğu oluşur. Nitekim artık günümüzde YGS diyoruz. Eskiden artık ÖSS gibi farklı adları vardı. Veya KPSS diyelim. O tarz sınavlarda anlatım bozuklukları sıkça çıkmıştır. Onunla ilgili kitapları alıp biraz test çözersek de anlatım bozukluklarında yani muhtemelen bu tür bir soruya rastlarız. Genelden sonra dar manalı bir kelimenin gelmesi. Dolayısıyla genelin o dar manayı zaten ifade ettiğinden dolayı dar manalı kelimeyi tekrar yazmak ekstra veya gereksiz kelime kullanımında anlatım bozukluğu olacağı kitaplarda yazılıdır. Felak ve halak kelimeleri arasında duralım. Felak ve halak kelimeleri arasında cinası nakıs vardır. Yani nakıs bir cinas vardır. Hasidin haset ise, yani önce hasit sonra haset, görüldüğü üzere kökleri aynı. Hasetten geliyor bu hasid ismi faildir, hasetten gelir. Hased denen isim faili. Hasede yahsudu birinci baptan. Ne diyoruz? Cinası iştikak. Çünkü hasetten, haset kelimesinden türemiştir. Böylece nahiv, sarf, belagat, kıraata değindik. Geriye sadece tecvid kaldı. Tecvide de denelim. İnsanlar genelde nasıl okuyor şeyi? Ul, bu, bu, ul. Burada bu, burada kavgale yok ki. Bu kadar abartılan manası yok. Bu, burada kavgale yoktur. Ul, bu kadar abartmayacağız yani. Tamam, buna dikkat etmek gerekiyor. Hani geçelim, bu tecvid olarak değinmeyeceğiz de. E'ûde ne vardır? Metni tabi vardır. Açıkça met harfi vav görülmektedir. Bir Rabbi. Hemen ra üzerine dururuz. Ahkamur ra'dan kimse hükmü ra diyor. Hükmü ra değil. Hükmü ra, ra'nın hükmü demek. Ra'nın bir tane mi hükmü var? Birden fazla var. Üçten fazla var. Dolayısıyla ahkamur ra veya daha Türkçe olarak ra'nın hükümleri. Öyle diyebiliriz. Ahkam-ı Ra'dan bu kalın okumaya girecektir. Çünkü görüldüğü üzere harekesi fethadır. Fethalı olan Ra kalın okunur. Rabbi. Ba görüldüğü üzere şeddelidir. Şeddeli mim ve nun dışındaki harfler idgam-ı isteyin bila gunne diye adlandırılır. Rabbil ne olmuştur? Lam okunmuştur. Lam okuluna göre izhar-ı kameriye vardır. Felam kafta kargale vardır. Kargalenin hükmü neydi? Vacip. Mil, kimisi mil, yani kalın yapmayacağız, dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da ihfa vardır. Mil şerri, şerri, kimisi şerri yapıyor, şerri. Ra kalın okunmaz ki burada. Şerri, şerri, bir de rr var. Rr diye kalın okunamaz çünkü ra esreli. Na metni tabi vardır. Görüldüğü üzere zaten açıkça elifimiz burada. Halam o kaf ne var? Kagara var. Hükmü vacip. Ve min yine ne var? İfa var. Şerri yine ince okunacak çünkü ra ince. Ga'da metni tabi var çünkü elif var. Vasibin i. Vasibin i. Ne var? İzhar vardır. Çünkü temel yandım sakinden sonra Allah hayn hadin gadin hayn hadin diye kelimelerin başında bulunan harfler ki bir tanesi de işte ne oluyor? Elif oluyor. Geldiği zaman burada izhar meydana gelir. İza meti tabi var. Ve kabı ve kabı yine gargara vardır. Ve min ve mün yanlış. Ne var? İfa var. Ra ince okunacak. Şerrin elif lam okunmadı. Yani lam okunmadı. Geçiş yapıldı. Öyleyse burada hangi tecvid vardır? İdgam şemsiye meal gunne vardır. Çok kişi bunu ne yazık ki bilmemektedir. Elif lam okunmadı. Dolayısıyla idgam şemsiye var. Ardından nun geldi. Öyleyse meal gunne var. Rayınca okunca söylemiştik. Nun idgam isteyen meal gunne oluyor. 1,5 elif miktarı tutuluyor. Ardından fa'da şedde var.
Ama bu sefer idgam isteyen malgunne değil de bilergunne vardır. Çünkü nun veya mim değil bu. Ardından açıkça met harfimiz gelmiş. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Ne fa, ardından ta elif var çünkü. Ti. Fil derken lam okunduğundan izhar. Kameriye var. Unkade. Unkade. Sonunda ne var? Gargale vardır. Ve min yine ifa, şerri, ra, ince, has, dinlemeyeti tabi. Din i. Din i de yine izhar vardır. İda meti tabi var. Hasen kalgale vardır. Böylece tecvidi üzerinde de durmuş olduk ve kum sunu.